Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu kaybolan kıza ne olmuş? Biraz açık konuşsanız ama cidden anlamıyorum seni ya.
Ya kardeşim ben sana ne anlatayım? Beni karıştırma bu işe diyorum. Hem sen gazeteci değil misin? Niye polisle konuşmuyorsun ya? Yahu ben polisle de konuştum. Satın es cinayeti dedi. Evlerini yaptım. Yok kızı kaçıranlar şeytana tapmışlar da kızı öldürmüşler de. Sen de çıktın dedin ki bunların hepsi yalan. Şimdi de bana diyorsun ki karıştırma. E yalandır. Vallahi de yalandır. Billahi de yalandır o haber. O zaman sen gerçeği söylemelisin. Bak gencecik bir kız kaybolur. Vicdanın rahat mı senin yerine? Ne vicdanı ya? Ya kardeşim gerçeği söylersem sen ne olur biliyor musun? Orası lanetlidir. O bölge habistir. Hangi bölge hocam? Allah. Sen Şile sahilindeki mekandan mı bahsediyorsun? Ya hocam söyle artık ya. Ne oldu şu kıza ya? Kayıp mı oldu? Biri mi kaçırdı? Öldürüldü mü? Şimdi bak. Bu 83 senesinde Kuytuk Köylüsü Necmiler'den Muzaffer diye bir çocuk kayboldu. Muzaffer? He. Yıllar önce 83 senesinde o çocuk da yine o mekanda kayboldu. Hatta ardında bir ses kaydı bırakmış. Nasıl bir ses kaydı? Ya işte çocuk kaybolmadan önce kasete kaydetmiş. Bak o kayıtları bir dinle. Estaizu billah dersin. Çok korkunç şeyler. Nasıl sesler hocam o sesler? Cinlerle ilgili. Cinlerle mi? Bismillahirrahmanirrahim. Hocam ben bu ses kaydına nasıl ulaşırım? Sen de vardır o ses. Ya bende niye olsun? Hem sen beni niye bu mevzuya karışmak için bu kadar uğraşıyorsun? Kardeşim yetinme seni. Yahu sen dinlediysen sen ne var? Ya yok. Git kendin bul. Benim başım belaya mı sokacaksın kardeşim? Hocam bak şu kaseti... Ya ben de yok dedim işine bak olmaz. Hocam. Hocam. Efendim. Evdeyim, evdeyim. Gel. Tamam. Hayal kırıklığı yaşıyorsun. Ama sonunda mutlu olacaksın. Acaba Zeynep, biri var. Yeni biri. Çok güçlü. Hadi ya. Çok yakınında. Sana bakıyor. Seni gözlüyor. Kim ki acaba bu? Al bakalım. Haber la? Hatteri Onzo. Şşş. Ne yapıyorsun oğlum burada mal gibi? Bakıyorum. Ha.
Yalnız ve karizmatik bar delikanlısı poza. He. Bana bak. Şu pampişleri görüyor musun? Hangi pampişler lan? Lan Akın'ın yanında 3 tane çıtırı var ya, görmüyor musun oğlum? Of be kardeşim ya. Oğlum kızlar Almancıymış. Alırız bunları, akarız piyasaya. Kardeşim bak siz abazan olabilirsiniz ama benim bir sevgilim var, biliyorsun değil mi? Ya oğlum Zeynep'le ayrılmadınız mı siz? Yok oğlum, ne ayrılması ya? Biraz ara verdik. Biraz ara verdik. Ya bak kardeşim, birazdan Zeynep gelecek. Hadi al voltanı, git ne bakıyorsan, niye beni karıştırma hadi abi. Lan aradın değil mi kızı? Aradın, özür diledin. Eziksin. Vallahi eziksin. Şş, bana bak, şimdi kızlar tanışmaya gelecekler, tamam mı? İlgilenmiyorum kardeşim. Ya kanka, bırak şu kul adam triplerini Allah aşkına. Bu şans bana 100 yılda bir geliyor, ne olur ya. Ya kardeşim, ilgilenmiyorum diyorum ya. Sen ne kalın kafalı bir adamsın ya. Ya bu benim için çok önemli kanka. Aşık oldum diyorum, aşık. Hadi be pankiş. Ya sokacağım pankişine be kardeşim ya. İlgilenmiyorum diyorum. Zeynep gelecek birazdan. Usta, sensiz olmaz bu iş. 3'e 3 takılacağız. Alacağız Almanya bunları, piyasa bizim. Of be kardeşim ya. Oğlum senden kurtuluş yok mu? Ne biçim adamsın ya. Ya Jale, ben gelmekten vazgeçtim. Of, çok uzattın ama. Sen git eğlenmene bak. Ben gerçekten gelmek istemiyorum. Çocuk senden özür dilemek istiyor. Daha ne yapsın? Bıktım artık ya. Bir küs bir barış, bir küs bir barış. Nereye kadar? Allah aşkına Zeynep, sen de biraz fazla alıngan değil misin? Yani bir şey oluyor, hemen bağırı veriyorsun çocuğa. Seni seviyor kızım. Ne var biraz atlanasan? Niye kendi gelmiyor o zaman, ha? Niye seni gönderip barışmak istediğini söylüyor? Ya en azından bir telefon açsın, değil mi? Çünkü Türk erkekleri şu 3 şeyi söylemekten nefret eder. 1, seni seviyorum. 2, teşekkür ederim. 3, özür dilerim. İyi o zaman. Biz de yabancı erkek bulalım. Zeynep, hadi giyin de çıkalım ne olur ya. Ya kızım, Şile'deyiz. Burası Filinta gibi yabancı erkek kaynıyor. Bizim kaderimiz kara kuru kılı Türk erkekleri, ne yabancısı? Diyorsun. Gidiyor muyuz? Ne haber hafızlar? Tanıştırayım, bunlar arkadaşlarım. Tufan, Barış'la zaten tanışmıştınız. Hey! Bu güzel hanımlar da Merve, Sude ve Aylin. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. Ne duruyoruz? Hadi içelim. Hadi yürü. Ben burayı hiç sevmiyorum ki. Ay niyeymiş? Leş gibi ters idik kokuyor burası. Ay, nereyi seviyorsun Zeynep? Evimi. Ay, evim de evim. Hadi gel. Eğleneceğiz. Tufan, ne? Ya ben ne yaptım şimdi? Daha ne yapacaksın Tufan ha? Daha ne yapacaksın?
Ya Zeynep, onlar Akın'la Barış'ın arkadaşları ya. Ha, ben gerizekalıyım çünkü değil mi? Ne gördüğümü bilmiyorum ben. Ben mi gerizekalıyım Zeynep? Ya biraz mantıklı ol, Allah'ını seversen ya. Ben böyle bir halt yiyecek olsam seni oraya niye çağırayım? Çünkü sen beni herkesin içinde rencide edip benden intikam almaya çalışıyorsun. Ya Zeynep, hep böyle yapıyorsun. Hep bildiğini okuyorsun sen. Beğenmiyorsan defol git Tufan. Ya Zeynep, yemin ederim kızı tanımıyorum ya. Bana yemin etme Tufan. Bana yemin filan etme. Senden de, yeminlerinden de, yalanlarından da bıktım artık ben. Beni ilgilendirmiyorsun artık, anladın mı? Bitti. Bitti mi? Bitti. Bitti yani, öyle mi? İyi. Sen de beni ilgilendirmiyorsun o zaman. İyi. Bay bay o zaman. Sorun yok demek ki. Hep peşinden koşacağım zannediyorsun, öyle mi? Yemişim ulan triplerimi. Artist! Önce bir dinlemeyi öğren, önce bir dinlemeyi öğren. Hep kendisi haklı hanımefendi. Git nereye gidiyorsa git. Çok da... Kafayı yedirtti bana gece gece ya. Ya Zeynep, nereye gidiyorsun ya? Zeynep! Doktor bey, kızım uyuşturucu falan kullanmıyor değil mi? Yok hanımefendi, endişe edilecek bir durum yok. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor da. Panik atakla gelen kısa bir şoktan dolayı geçici bir hafıza kaybı yaşamış, o kadar. Yarın taburcu ederiz. Sağ olun doktor bey. Rica ederim, tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Anne, bana öyle deliymişim gibi bakma. Ne oldu sana? Kaç kere söyleyeceğim? Bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Böcekler falan vardı. Korktum ondan herhalde.
Neyse. Baban aradı. Haftaya dönüyormuş. Meraklanmasın diye bir şey söylemedim. Gelince sen anlatırsın, tamam mı? Tamam. Bir şeye ihtiyacın var mı? Arkadaşlarım... Dışarıdalar. Hadi biraz zayıfla bakalım ya. Buyurun. Geçmiş olsun. Tatlım, ne oldu sana ya? Geçmiş olsun Zeynep'im. Sağ ol. İyiyim şimdi ya. Merak etmeyin. Geçmiş olsun. Ya bu hastane kokusu beni mahvediyor. Çocukluğum aklıma geliyor. Niye lan? Küçükken kıçına yediğin neler mi aklına geliyor? Ay çok komiksin Recep İvedik. Alo beyler. Hasta var burada. Hadi abi dışarı. Zeynep, bak o bardaki kızların Tufan'la hiç alakası yok. Yemin ediyorum, hep bu yavşan yüzünden. Niye lan? Karıyı zorla mı attın kollarına? Hadi abi, al şunu çık dışarı. Allah'ını seversen çıkın dışarı ya. Hadi abi. Zeynep, özür dilerim. Bak yine üzdüm seni. Sizin yüzünüzden oldu tendan kalaklar. Yine mi chat? Yok anne, ders çalışıyorum ya. Kalem olmadan mı çalışıyorsun sen ha? Yok anne, lisede bile dağıtıyorlar tableti ya. Ne tableti be? E tablet işte, böyle iPhone'un biraz büyüğü. Bilgisayar programı, içine yazıyorsun her şeyi. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bu sene de uzatacaksın sen okula. Bitiririz. Hayır yani, eğer bu sene de mezun olamayacaksan... ...dayının berber dükkanında sana bir iş falan bakınalım diyorum. Bence bu berber işini sen bir düşün. Elinde bir mesleğin olur en azından ileride, ha? Ne dersin? Gerçekten çok güzel bir fikir anne. Bence sen bu fikrin üstüne git. Hadi git. Hadi git anne. Tamam. Tamam, gideceğim. Hadi git.
anne! Öleceksin. Sigara içiyorsun. Spor yapan adama sigara bir şey yapmaz. Babama sigarayı bıraktığını söylemiştin. Söyleyeceğim. Söyle de göreyim. 5 TL. Vay rüşvetçi. Al. Hadi 2 de uzla. Aptal çocuk. Gör bak bakalım ne yapıyorum senin bu çirkin bebeğine.
Alo Zeynep, sen misin? Yok aşkım, iyi misin? Tamam, dur bekle, hemen geliyorum. Bekle. Tufan. Zeynep. 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 Zeynep? Ne yapıyorsun burada ya? Kızım öldü mü? Kızımı geri istiyorum! Lan ben senin kızını da seni de tanımıyorum. Yalan söyle! Zeynep. Sen orada gördüğüme eminim Zeynep. Sendin o. İyi de ben hep buradaydım işte Tufan. Peki o kimdi? Kabuslarımda bile böyle korktuğumu hatırlamıyorum. Hemen hemen aynı şeyleri yaşamışız. O ev? Ben de gördüm. Kızım öldü mü diye sordu. Ya bunları bizimkilere anlatsak ne derler? Ya ne diyecekler Zeynep? Dalga geçerler ya. Ya onlar da benzer şeyler yaşamışsa? İyi gördüm seni. Değilim aslında ya. İyi görünmeye çalışıyorum sadece. Tufan'ı gece hastaneye çağırmışsın. Hı hı. Bir şey mi oldu? Konuşuruz. Bir daha ihtiyacın olursa beni de arayabilirsin, tamam mı? Canımsın. Sağ ol. Ben şunları getireyim.
Demek herkes bir tuhaflık yaşadı, öyle mi arkadaşlar? Ya baksanıza, hepimizin tırnakları aynı. Harbiden bu nedir ya? Ne siliniyor, ne çıkıyor arkadaş? Acayipliklerle bunun arasında bir bağlantı kurmayın da. Ben çoktan kurdum bile. Arkadaşlar, Allah aşkına. İçme suyundaki magnezyumun fazla olması bile buna sebep olmuş olabilir. Şile'de bir tek biz mi su içiyoruz Akın? Yok yok, tuhaf bir şeyler var. Sen küçükken UFO görmüştün, ondan olabilir mi? Akın, biraz ciddi ol lan. Virüs. Lan, bulaşıcı hastalık olmasın bu? Saçmalama. Ya bazı virüsler öyledir. İnsan halüsinasyonlar gösterir. Mesela kuduz abi, beynine yerleşir. Kendini köpek zannedersin, korkunç sesler duyup kudurarak ölürsün. Bana ne bakıyorsun lan? Ne lan, korktun mu? Ha, çok korktum, altıma sıçtım. Gel görmek ister misin? Bakın, bu tür olaylar yaşandığında en iyisi her şeyi unutmak, hatta hiç konuşmamaktır. Ya arkadaşlar, mevzu bu kadar basit değil diyorum ben size ya. Biz Zeynep'le aynı şeyi gördük, aynı şeyi duyduk. Sürekli kafamda çınlayan bir ses var. Kızıma ne yaptınız? Kızım öldü mü? Kızım öldü mü diyen biri. Ne aldınız siz ya? Şimdi biz birinin kızını mı öldürdük? Lan oğlum, aranızdan biri katilse çıksın söylesin, tedirgin etmeyin lan beni. Aramızdaki en büyük sapık sen olduğuna göre. Ruh çağırıp soralım mı? Nasıl yani? Basbayağı işte. Çağırıp soracağız ne istiyorsun diye. Yani buralardaysa mutlaka cevap verir. Bir dakika, bir dakika. Aramızda büyüdü, faldı. Bunlara en çok kafayı takan sensin Jale, biliyorsun değil mi? E'si bunlar senin yüzünden başımıza gelmiş olabilir diyor. Ha, mevzu karı kız olunca tarot için sıraya giriyorsunuz. Ha, işinizde gelmeyince ben büyücü oldum, öyle mi? Bizimki makara kızım, seninki ciddi. Arkadaşlar, ben bunlara inanmıyorum. Ne bu ya? Okey, dördüncü arar gibi ruh mu çağrılır? Ama bir enerji var değil mi Akın? Otur lan, beni delirtme ya. Ya yeter. Dalga geçecekseniz kapı orada. Hadi çağıralım o zaman. Aynen. Gevezelik etmekten iyidir değil mi? Başlayalım mı? Başlayalım. Gözlerinizi kapatın. Hiçbir şey düşünmemeye çalışın. Asla konuşmayın. Elif Ramla, kaf bike ruh vel cin vel nas. Ey habis rüzgarla beslenen ruh. Seni gözleyen Rabbin adına. Gördüklerini bize de göster. Kuru bir sıcak kaf vel huz. Kuru bir sıcak kaf vel huz. Kuru bir sıcak kaf vel huz. Şimdi kalp atışlarınızı duymamaya çalışın. Hepimiz ölüyüz. Hepimiz ölüyüz. Biz ölüyüz. Biz öldük. Elif, Lamra, Feyza, Ferahta, Ferzeb. Feyza, Ferahta, Ferzeb. Ne oluyor lan? Ellerinizi koyun. Ey ruh. Geldiysen bir işaret ver. Ey ruh. Buradaysan bir işaret ver. Efendim anne.
Nihat öyle arkadaşlarla oturuyorduk. Ha. Tamam, biz de çıkıyorduk zaten. Aha. Peki, görüşürüz. Hadi toparlanın, annem geliyor. Bir an öbür taraftan telefon geldi sandım lan. Hafız süpermiş ya Çak. Öte taraf GSM operatörü. Oğlum bak, zaten bilinmez bir şeyin içindeyiz. Öte taraf falan diye böyle dalga geçmeyin ha. Dur. Tamam. Jale, ne yapıyorsun orada? Nereye bakıyorsun kızım sen? İyi misin? Hadi geç oldu, yat artık. Pencereyi bana inat olsun diye açıyorsun değil mi? İçerisi çok sıcak anne ya. Doğalgaz parası umurunda mı sanki? Şu müziğin de sesini kıs biraz. Baban söylenip duruyor. Tamam, kapattım anne. Şu müziğin sesini kıs biraz. Baban söylenip duruyor. Pencereyi bana inat olsun diye açıyorsun değil mi? Ne var kız? Babam gönderdi. Niye? Git bak yukarı, ne yapıyor o soytarı dedi. Ne yapıyorsun? Senle ne? Hani sinemaya gidecektik? İşim var işim. Uf, ben gidiyorum o zaman. Tamam, bana gelirken kola getir. Bana ne? Ne oldu? Orada bir şey vardı.
Zeytin, musallat. Zeynep, alnına ne oldu? Anne şey ben bu... Kanına zehir olacak. Yaptığın kötülükler ruhunda hapis urlar doğuracak. Anne. Korkma kızım. Küçük kızımı boğdunuz mu?
Tufan, ne oldu çocuğum sana? Anne. Ne oldu yavrum? Kızımı istiyorum! Kızımı! Anne burada, anne! Anne! Geldim ben buraya. Zeynep. Ben koltukta oturuyordum. Nasıl oldu da bu? Uykumda yürüdüm herhalde. Hatırlamıyorum. Hayırdır inşallah. Galiba. Evet evet. Bu tarafa koştuğumu hatırlıyorum. Hadi. Arabayla gidelim. Kalır ulan araba yolda. Yürü abi. Pis kokuyor burası ya. Oğlum hani burasıydı? Bir dur bu oğlum, daha yeni geldik. Hafız, burası bomboş. Ne mobilya var ne halı. Ya vardı diyorum bu oğlum. Mobilya da vardı, halı da vardı ya. Allah Allah, hayatımda ilk defa görüyorum. Nasıl bulabilirim ben burayı? Ben de eminim burası olduğuna. Rüya gördünüz demek ki. Ya Barış, ikimiz aynı rüyayı mı gördük? Olamaz mı? Olamaz kardeşim. Olamaz. Olsa bile zaten bu yaşadığımız olayların bu mekanla bir alakası var. Hafız, buraya ilk bağlasan durmaz. Boşuna vakit kaybediyoruz. Burayı duymuştum.
Almanlar mı ne? Otel yapmak için almışlar. Sonra bir sürü felaket yaşanmış. Yangınlar, kazalar. Sonra bırakıp gitmişler. Şili halkı çok tırsar buradan. Sen ne düşünüyorsun Jale? Neden öyle imalı sordun anlamadım. Bu konular senin bildiğin konular. Belki bir fikrin vardır diye soruyorum. Yok. Tufan demek istiyor ki bu yaşadıklarımız bir büyüye benziyor. Bunlar senin ilgi alanın yani. Jale, eğer bir halt yediysen hemen söyle. Siz geri zekalı mısınız ya? Ne diyorsunuz? Doğruyu. Ya yeter. Haddinizi bilin. Sen ne karışıyorsun? Sana ne? Nasıl bana ne ya? Siz benim arkadaşıma öyle hakaret edemezsiniz. Hakaret falan etmiyoruz ki Zeynep. Meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Ayrıca ne malum sizin bir pisliğe bulaşmadığınız? Ha? İnternete falan ne tür sitelere girdiğiniz belli mi ki sizin? Nereden bileceğiz masum olduğunuzu? Biz derken Tufan'ı da kastediyorsun değil mi Zeynep? Ne yapsak ya? Psikoloğa falan mı gitsek? Ne diyeceğiz psikoloğa? Abi merhaba. Biz beş arkadaş toplu halde fıttırdık. Var mı ilacımı diyeceğiz ha? Ne bileyim oğlum. Eve gitmeye bile tırsıyorum. Bu işin çözülmesini istiyor musunuz? Nasıl? Bir akrabamız var. Size sormadan onu anlattım. Ne anlattın? Anlattım işte başımıza gelenleri. Ne dedi peki? Tehlikede olabilirsiniz. Hemen buraya gelin dedi. Bunu bize daha önce niye söylemedin Jale? Emin olamadım çünkü anladın mı? Yardım edebilir mi peki gerçekten? Bu konularda bilgili biri. Mutlaka faydası dokunur. Cinci hoca mı? Artık ne dersen. Ya bu kızların göbeğine poposuna muska yazan hocalardan olmasın? Ya akın zırvalama ya ne olursun. Ha o zaman pisişik. Pisişik ne lan? Öte taraf uzmanı. Vır 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 konuştunuz ya. Of, siz ne anlarsınız zaten? Twitter'da pampiş takip etmekten başka işiniz mi var sizin? Aa öyle deme. Pampişizm bir müessese sonuçta. Dimi pampa. Tamam, gevelemeyin. Varsa tanıdığınız daha iyi biri ona gidelim, tamam? Espri yapıyoruz yavrucuğum, ne alevleniyorsun? Yapma Akın, yapma tamam, yetti çünkü. Tamam sustum, Allah Allah. Ya yeter artık, gerçekten bırakın saçmalamayı. Nerede bu adam? Yakınlardaysa gidelim hemen. Alatos'un köyüne yakın, 20 kilometre falan. E hadi gidelim abi, hadi. Hadi gidelim. Estaizu billah, estaizu billah, estaizu billah. Euzu bi kelimetillahi tammeti min şerri ma halak. Euzu bi kelimetillahi tammeti min şerri ma halak. Euzu bi kelimetillahi tammeti min şerri ma halak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, melekin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas, minel cinneti ven nas. Şimdi ışıkları kapatıp mumları yakalım. Eğer size musallat olan bir cin varsa
şu anda burada bize bakıyor. Az sonra onu çağıracağım. Eğer gelirse muhakkak bir işaret verecektir. İçinizden biriyle temas kurabilir. Sakın korkmayın. Gözlerinizi kapatın. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nehepka! Ya Nehepka! Ya Nehepka! Sakın gözlerinizi açmayın. İnsana hizmet eden aşağılık kafirdir. Ya şeytana hizmet eden? Nedir? Azrail yokuşuna girecekler ve şeytan kefenine girecekler. Azrail yokuşu beni aşar. Yani? Eğer yanlış bir şey yaparsam hayatınız felç olur. Ömür boyu korku, sıkıntı, bela, hastalık peşinizi bırakmaz. Ne yapacağız peki? Yardım edecek birini tanıyorum. Şimdi o metruk mekana gidip orada beni bekleyin. Kimseyle de temas kurmayın. Sadece siz. Anlaşıldı mı? Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzüflan bizi kurtarmaz oğlum. Bu sefer durum vahim. Bir dur lan. Çakacağım ağzına şimdi bir tane. Cinler Azrail falan çakayım o. Ya kavganın yeri mi be? Kesin şunu, sen de kapat şunu, yeter. İşte bak görüyor musun? Başına gelene kadar her şey rahat. Ben Akın Terzioğlu. Eğer bu videoyu izliyorsanız bu benim son görüşünüz olabilir. Eğer biz ölürsek... Yapıyorsun. Çık 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 dışarı. Çekim yok. Ses kaydı da yok. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Akif. Nusaybin ahalisindeyim. Küçük yaşımdan beri İstanbul'da yaşıyorum.
Gayet hocanın hatırı için sizlere yardım etmek için geldim. Cin mevzusu gaybe ait bir mesele olduğu için aslında uzak durmanız gerekiyordu. Ama bir şekilde bu işe bulaşmışsınız. Üç büyük karanlık vardır. Bir, doğumdan önceki karanlık. İki, ölümden sonraki karanlık. Peki üçüncü karanlığı bilen var mı? Uyku. Evet, uyku. Uyku yarı ölüm demektir. Ve en büyük karanlıktır. Cinler bu boyutta yaşarlar. Azrail yokuşuna geçip cinlerle iletişim kurmanın yolu aynı anda hem uyuyarak hem de uyanık kalarak mümkündür. Az sonra Azrail yokuşuna geçeceğim. Ve suçunuzun ne olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Kum feyikun. Ya eyyühel cin, ben Nusaybin ahalisinden Akep bin Neccar. Bana kendini göster. Hangi kabiledensin? Yılan mı? Yılan! Yakaladım. Bu yöntem işe yarıyor dedim, değil mi? Aç torbayı, aç. Dikkat et lan. Korkma lan. Bunda çiftliği korkma. Bazı cin kabileleri bizim boyutumuzda bir hayvan suretiyle görünürler. Kedi, yılan, akrep gibi. Yani o yılan bir cin miydi? Hı hı. İnsanlara farklı göründüklerini bilirler. Fakat hangi hayvana suretiyle göründüklerini bilmezler. Size musallat olan cinin bildiği tek bir şey var,
O da sizin onun çocuğunu öldürmek istemeniz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yani onlar cin boyutunda, bu mekanda, kendi suretleriyle kayalıklarda ise bize bir yılan olarak mı görünüyorlar? Hı hı. Evet. Zeynep yılanı denize fırlatırken poşetin ağzını sıkıca bağlamıştı. Yılanlar havasız ve yiyeceksiz bir ay kadar yaşayabilirler. Daha 10 gün bile olmadı. Belki de yaşıyordur ha. Akep nerede? Boş verin şimdi Akep'i. Acele edin. Bir an önce o yılanı kurtarın. Hadi abi. Hadi. Hadi abi. Hadi. Hocam sen diyorsun ki gençler yılanı kurtardığı için önceleri bu olaydan yırttılar. E peki o zaman... Yırttılar demedim. Dinle bir, dinle. Dinliyorum. Bak şimdi bu 83'te kaybolan Kuytuk köylüsü Muzaffer var ya, o şu anda nerede biliyor musun? Nereden bileyim hocam, ben o konuyu ne zaman açsam sen bir celal yok. Bak şimdi bak o zaman dur dinle. Muzaffer Hoca'nın kabilesinden bir yılanı öldürdüğü için cinler onu da kaçırıp şeytan kefenine sarmışlar. Bu aynen doğrudur. 30 yıldır cinler aleminde hapis. Aynen yani. Öyledir. Bak bir de orada yaşanmazsın. Orası şeytanın mekanıdır. Cehennem azabı gibidir orası. Hocam Muzaffer'i anladık. Allah ona yardım etsin de. Benim mevzum bu 5 gence ne oldu? Dinlemeye cesaretin var mı gazeteci? Anlat hocam. Come on.
Gel. Hadi kalk. Baba. Ver bunu. Ne yapıyorsun? Yanındaydı biraz önce. Yok. Kızım öldü. Cale, şu Yusuf Hoca'yı bir ara ya. Bak bakalım ne yapmış. Abi daha yeni aradım. Telefonu çekmiyor belli ki. E ne yapacağız abi? Burada bir saat bekleyeceğiz mi böyle? Lan oğlum sen ciddi ciddi kamerayla çekim mi yapacaksın? Ha. Ya çekim yaptığın için başımıza bir şey gelirse? Lan ayı, koskoca hoca izin verdi. Sana ne oluyor? Ya cinler alemi hakkında belgesel mi yapacaksın? Ne işine yarayacak diyorum? Oğlum, Zeynep bir aydır kayıp mı? Kayıp. Polis bizi sorguya aldı mı? Aldı. Ne alaka? Oğlum Zeynep ortalarda yok. Ya başına kötü bir şey geldiyse? Lan oğlum ağzınızı ayrı açın lan! Yavrucuğum bak, gittik polise teker teker başımızdan geçen olayları anlattık. Ama olaylarla ilgili bir tane bile deliliğimiz yok değil mi? Evet yok. Ha işte bu kamera o işe yarayacak anladın mı? Jeton düştü mü? Bırak abi doğru söylüyor çocuk ya. Bırak bu saatten sonra başımıza ne gelecek ya? Bırak çeksin. Çeksin abi. İyi ne yaparsan yap. Cale bırak şu adamı. Yusuf Hoca nerede? Yusuf Hoca bize daha sonra katılacak. Ne yapacağız peki? İçeriye geçelim. Orada malzemeler hazır. Malzemeler derken? Kameradan hoşlanmadıysanız ama bize hoca... Yusuf Hoca izin verdiyse sorun yok. Hocam, bizi buraya niye getirdiniz? Bunlar ne? Bir açıklarsanız. Buradan Azrail yokuşuna geçeceksiniz. Biz mi? Bakın, Bihruz'un kızı öldü. Onun yerine de Zeynep'i aldı. Bihruz dediğiniz cin kadın mı? Kızını öldürdüğünüz cin kadın. Zeynep Azrail yokuşunda mı? Evet. Hocam, sonuç olarak biz Zeynep'i kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bize ne yapmamız gerektiğini söyleyin yani. Lafı uzatmaya gerek yok. Azrail yokuşuna geçip Bihruz'a suçunuzun olmadığını, o küçük yılanı yanlışlıkla öldürdüğünüzü söyleyeceksiniz. Hatta yalvaracaksınız. Peki bunu neden burada yapıyoruz? Onunla temasa geçebilmek için bu izbe yere geldik. Hatta bu Yusuf Hoca'nın fikriydi. Unuttunuz mu? Bakın gençler, bu sizin tek şansınız. Çünkü sizler de artık tehlike altındasınız. Bu olaya Kulyas cinleri de dahil oldu. Kulyas cinleri derken? Cinler aleminin en tehlikeli ve görünmez kabilesidir. Bir cin öldürüldüğü zaman buna sebep olan insanları yakalarlar ve şeytan beziyle kefenlerler. Şeytan bezi mi? Şeytan beziyle kefenlenen insan cinler alemine geçmiş olur. Ve bir daha da asla geri dönemez. Neredeler peki bu Kulyas cinleri? Bizi izliyor. Zamanımız azaldı. Bunlar sizi cinler alemine götürecek olan büyüler ve tılsımlardır. Ne yapacağız?
Sen de kapat artık şu kamerayı. Ama az önce... Buraya kadar. Kapat. Neredesiniz? Akep'le buluştuk. Akep mi? Hasbinallah. Ne oldu ki? O Akep değil. Akep burada. Gulyah Cilleri Akep'i taklit etmiş. Kaçın oradan. Tuzağa düştü.
Tufan. Jale. Şimdi bu vakanın satanizmle falan alakası olmadığını anladım. Bu gençlerin cinler alemine kaçırıldığını da kabul ediyorum. Ama şu soruma cevap ver. Öldüler mi, yaşıyorlar mı? Dahilat ya Rabbi. Hocam, öldüler mi, yaşıyorlar mı?